Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle sizlerle birlikteyim. Hemen ilk olarak yoğurma kabının içerisine 2 adet oda sısındaki yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 çimdik tuzu da ekleyip karıştırdım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Malzemeler birbirine güzelce karıştı, homojen bir kıvam aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı Türk kahvesi ilave ediyorum. Gerçekten şu anda Türk kahvesini karıştırmaya başladıktan sonra mutfağın içerisi çok güzel bir kahve koktu. Üzerine 1 su bardağı nişasta. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Her hamur işinde, kurabiye işinde olduğu gibi onun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ilave edip ilk olarak yine çatalla karıştırmaya devam ettim. Bu esnada tabii ki spatula kullanırsanız işiniz daha kolay olur. Kalan unu da ilave ettim. Toplamda 3 su bardağı unla hamurumu hazırladım. Tabii ki yumurtanın büyüklüğü, unun kalitesi değişiklik gösterebilir. Son haline bakarsanız arkadaşlar hamurun, ona göre yoğurursanız hamurlarınızı istediğiniz gibi kurabiyeleriniz olur. İçerisine 40 gram kadar ince ince doğramış olduğum sütlü çikolata vardı evde. Ondan ilave ettim. Tabii ki sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Çikolata yerine ceviz kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre yine tercih sizlerin. Tekrar toparladım. Videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Tekrar bir daha şöyle bir daha gösterdim arkadaşlar hamurun kıvamını. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak avuç içerisinde yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Yorumlar kısmını, videomu nereden izlediğinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten merak ediyorum. Fırınımda şu anda alt üst ayarda 170 derecede ısınıyor. Kurabiyelerimizi kesinlikle soğuk bir fırına göndermiyoruz arkadaşlar. Sıcak bir fırına veriyoruz. Hazırlamış olduğumuz kurabiye de 10-12 dakika arasında pişiyor. Çok fazla pişirerek kurabiyelerimizi kurutmayalım. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kalan kurabiyelerimi de birazdan hazırlayacağım. Biz şimdi pişmeye gidiyoruz. Diğer kurabiyelerim de hazır. İlk tepsim çıktı. Soğumaya bırakıyorum. Evet, bu da diğer kurabiyelerim. Yeni çıktı fırından arkadaşlar. Sıcak sıcak şöyle bardağın taban kısmıyla üzerine hafiften bastırıyorum. Bisküvi görünümünü alması için. Tabii ki yine tercih sizlerin. Ben iki şeklinde çok sevdiğim için bugün bu şekilde hazırladım. Siz olsaydınız nasıl hazırlardınız? Hemen şöyle kurabiyelerim soğuduktan sonra servis yapıyorum. Tabii ki kurabiyeler sıcakken kesinlikle oynatmıyoruz tepsiden arkadaşlar. Çok kırılgan oluyorlar çünkü.
Evet, şöyle alt üstte çok güzel bir şekilde pişmiş. Bir tane de şöyle size yakından gösterip videomu sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.